CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, İyi Parti genel merkezindeydi. Meral Akşener'i ziyaret etti. Şimdi daha biz başlarken açıklama geldi onlardan. Özgür Özel ile Meral Akşener bir basının karşısına geçtiler, bir açıklama yaptılar. Önce Özgür Özel konuştu. Dedi ki, teşekkür etti tabii nazik ev sahipliğinden ötürü Akşener'e. Şunu söyledi, Sayın Akşener'e biz bir soru sorduk. Hani genel idare kurulunda bir karar aldınız ittifak yapmamaya ilişkin. 81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarınızla yerel seçime gitme konusunda bir karar aldınız. Bu kararı bir kez daha gözden geçirme ihtimaliniz olabilir mi diye sorduk. Bunu açıkladı Özgür Özel. Ardından Meral Akşener bu sorunun cevabını verdi. Ne cevap vermişler Özgür Özel'e? Demişler ki, Akşener kısa konuştu zaten. Biliyorsunuz dedi, biz dedi genel idare kurulunda bir karar almıştık. Pazartesi günü zaten normal şartlarda genel idare kurulumuz toplanacaktı. Özgür Özel'in ve CHP'nin bize yönlendirdiği bu soruyu genel idare kurulunda bir kez daha arkadaşlarımıza soracağız. Yani kararımızı tekrar bir gözden geçireceğiz diye dedi. Aslında bir anlamda beklenen oldu diyebilirim. Sen ne dersin bilmiyorum, katılır mısın, ama herhalde Akşener zaten gidişat iyi değildi Akşener açısından. Parti içi karışık, bir kaos hakim tam anlamıyla partinin içinde. İşte günlerdir konuşuyoruz. Akçeli işler, tehditler, bir takım taciz iddiaları, istifalar, yeni istifaların yolda oluşu, eski İyi Partililerin ki bizim kanalımızda da Şanlıurfa İl Başkanı, eski İl Başkanı konuştu. Onların açıklamaları Akşener'i hakikaten bir cendereye soktu aslında bir anlamda. Ekranlarda muhalif gazetecilerin Akşener'e yönelik tepkileri ki bu da şöyle açıklanıyor bir yandan. Cumhuriyet Halk Partisi aslında Akşener'i sıkıştırıyor, ittifaka zorluyor bir anlamda. Böyle bir plan işliyor şeklinde yorumlanıyordu. Öyle bir plan da işliyorsa hakikaten sonucunu verdi gibi gözüküyor. Pazartesi günü ne çıkar oradan o genel idare kurulundan? Bana göre sınırlı bir ittifak kararı çıkabilir. Yani ne demek istiyorum? Belli iller işte İstanbul gibi, Ankara gibi, başka belki bazı iller daha olabilir. Bazı ilçeler olabilir. Buralarla alakalı bir ittifak kararı çıkacak gibi gözüküyor. Kılıçdaroğlu'ndan sonra değişim demişlerdi ya, Özgür Özel koltuğun değişmesi, koltuktaki ismin değişmesiyle bekleniyordu bir ittifak iki parti arasında, ama bir yandan da işte Akşener'in tavrı çok keskindi. Fakat biz şunu biliyoruz. Akşener'in tavırları birkaç gün içinde değişebiliyor. Nasıl hatırlarsınız? O masadan kalktığı gün, sonra oturduğu gün. Yani dolayısıyla bir değişiklik yine söz konusu. Akşener'in tutarlı olmayan politikaları devam ediyor diyebilirim bu anlamda. Ama bekleniyordu. Ben böyle değerlendiriyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Ya şimdi dün bir programa takıldım. Yani çok fazla izleyemedim ama başlangıcında İyi Partili bir yönetici konuşuyordu. Cümlesi şuydu: bizim GİK kararımız kesindir. Bu Evet. saatten sonra İyi Parti tek başına girecektir. Şimdi GİK dediği Genel İdare Kurulu. Ondan sonra gülmüştüm. Yani izlerken istemişim tebessüm ettim. Hakikaten gördüğün gibi GİK kararları kesin değilmiş. Yani çünkü Özgür Özel ahım şahım bir şey mi söylemiş ki bir anda GİK'e soralım. Yani şöyle bir durum var. Bizim kararımız kesin ama şöyle Evet. şöyle bir durum var diyecek karşıdaki. Tamam, o zaman baştan tekrar bir ele alalım demişler yani. Ya bu kadar aylardır konuşuyorsunuz, ediyorsunuz ki en baştan itibaren şunu söyledik biz. Birkaç yerde beraber gelecekler büyük ihtimalle. İki bir şey daha söyledik. Meral Akşener'in kesin cümlelerine bakmayın. O 3 Mart'ta kim kalk dediyse kalkmıştır veya Evet. kendileri kalkmıştır. Ama 6 Mart'ta kim otur dediyse yine onun sözünü dinleyecektir diye söylemiştik. Ki ben bunu açık söyleyeyim, partinin kuruluşuna kadar götürürüm. O partiyi kurduran güç yerel seçimde CHP ile ittifaka evet veya hayır diyecektir. Onlar söyleyecektir. O güç söyleyecektir. Şimdi o açıdan demek ki Genel İdare Kurulu'nun, İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun aldığı karar çok önemli değilmiş. Özgür Özel çok ahım şahım bir şey de söylememiş. Yani bunu söyleyeceğini ne derler? Ta nerede ki insan da duydu yani. Ondan sonra ve
bilir yani, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu da kazansa bunu söyleyecekti. Ya bu kararınızı bir gözden geçirin, ona göre bir konuşalım. Bizim de önerilerimiz olacak diye söyleyeceğini herkes, Sağır Sultan, Sağır Sultan bile duymuştur. Yani. Bilir yani daha doğrusu. Çok öyle anımsayan bir şey de değil. Ama bir anda ike sorma kararı, yani komedi ilke çerçevesinde hareket etme diye bir şey yok. Yani Ağustos'tan itibaren işlettikleri sürecin bir ilkesel duruş olmadığını gösteren bir şey. Ha, şunu söyleyebilirler. Bak, şimdi pazartesi sorarlar. Biz kararımızda kararlıyız. Yani kesin düşünüyoruz derler. Evet. Belki biraz daha deyim yerindeyse tiyatroyu uzatabilirler. Ama işin sonunda İstanbul ve Ankara için beraber masaya oturacakları kesin. Pazarlık şu: Adana'yı, Mersin'i, Manisa'yı İYİ Parti adaylarına verin. Bu adaylarla girelim. Ankara'da da profil olarak zaten Mansur Yavaş İYİ Parti seçmenine de CHP seçmenine de hitap ediyor. Bir tek milliyetçi seçmene hitap etmiyor. HDP'liler de oy veriyor çünkü Mansur Yavaş'a. Ondan sonra orada uzlaşırlar zaten. Geçen seçim uzlaştılar. Yani birkaç yerle ilgili pazarlık gücünü arttırmaya çalışıyor İYİ Parti. Onu söyleyelim. Şimdi Latifoğlu Abdullah demiş ki toplantı bitiminde gazeteciler soru sormak istediler. Akşener oralı olmadı ama Özgür Özel soruları almak istedi. Bu arada ablası yürü git der gibiydi. Yani toplantı sırasında öyle bir durum da vardı. Özgür Özel böyle heyecanlı falan bir şey yüz ifadesi var. Bak Ben şimdi hadi gidelim diyor bak. Akşener'in suratı gene asıktı. Akşener çok mutlu değil. Zaten kendi partisinde yaşananlarla alakalı çok mutlu değil. Şimdi görüntüde de var gördün az önce. Gazeteciler soru sormak istiyor. Akşener almıyor. Özgür Özel almak istiyor. Sonra gördün hareketi. Hadi diyor. Bak hadi yürü bakalım. Özgür Özel'in bir yüzünde bir Bak bak. mahcubiyet Bak vardı. görüyor Bak. musun? Yani böyle bir durum var şimdi. Bakalım senin dediğin gibi bir şeyi uzatacaklar mı? İşte tiyatroyu uzatacaklar mı? Ne olacak? Göreceğiz ama beklenmedik bir şey değildi aslında. Bu ziyaret Tabii. sonrası gelecek olan açıklama beklenen bir şeydi. Ankara özelinde, İstanbul özelinde bir işbirliği olabilir gibi gözüküyor. Bakalım ne Ya olacak. Meral Akşener'in cümlesi neydi hatırla? Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı karşılaştırırken şunu söylüyordu. Diyordu ki biz Cumhur İttifakı gibi değiliz. Onlar etle tırnak Evet. gibi. Yani program temelli işbirliği yapıyorlar. Biz proje bazlı çalışıyoruz. Şimdi proje ne derse ona göre şey yapacaklar. Projeye göre hareket edecekler yani.